Şimdi şuradaki internet demiştik. Şurada işte her neler ne gibi şeyler gelmiş ona bakacağız. Burada dokümanlar var arkadaşlar. Onları da gidersiniz show paneli. Şimdi ondan güzel. Şurada eskiden tabii buradaki anlattıklarım içeride ama şimdi buraya atmışlar arkadaşlar. Burada sizin kayıt olduğunuz isim ile birlikte burada isminiz ve baş harfleri olacak arkadaşlar. Bu baş harflerini şöyle bir tıklayın arkadaşlar. Burada profiles veya benim profilim var. İşte yine buradan mesela internetlerinize çıkış yapabilirsiniz buradan da. Check out de olabilirsiniz. Şu anda ben çıkmak istemiyorum. Preferans'a tıklarsınız arkadaşlar. Şimdi şurada bir preferans kısmı var. Evet. Ekranınıza şöyle bir şey gelecek. Şimdi şunu da söyleyebilirsin. Ya hocam bende bir kaliteli bilgisayar yok. Yani çok da kaliteli olması ihtiyaç ve elzem değil. Evet biraz kasar. Çünkü internet üzerinde çalıştığımız için çok da önemli de değil arkadaşlar. Yani diğeri 10 saniyede yapıyorsan da 15 saniyede yap. Tamam. Şimdi şunları bir kapatalım şöyle. Bunlar birbirine açılmış. Bunları şöyle bir kapatalım ki az gözüksün şöyle. Tamam. Şimdi preference dediğimiz zaman ekranımıza şöyle bir şey gelecek. Menü gelecek arkadaşlar. Burada hepsini anlatmayacağım ben ama önemli olan bazı yerler var. Onları anlatmak istiyorum. O yüzden bu anlatımlardan sonra yani burada o kadar çok şey var ki sırası geldikçe bunları anlatacağız. Şöyle ben de bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar dilimiz yani sevindim Türkçe yok. Yani SolidWorks'te Türkçe vardı ama başa belaydı arkadaşlar. O yüzden burada şey yok arkadaşlar. Siz söyleyin Türkçe yok. O yüzden mecbursunuz. Seve 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 İngilizcesini öğreneceksiniz. Tamam. Burada yine çok kullanacağınız ne var? Evet şu var. Yani ya siz çalışma yaparken ya internet gidebilir veya bilgisayar kilitlenebilir, atabilir. Ya diyorsunuz ki ya her 5 dakikada bir sen bana kilitle, benim haberim olmadan bile kaydet de. Ama 5 dakikada bir kaydet. Efendim sen o bulut tabanı üzerine onu ekle derseniz burasını arkadaşlar 5-10 dakika yazabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Otomatik versiyon close. Bakayım bunlar neydi? Burada bazı şeyler gelmiş mi? Buna panel gözükmesi gözükmemesi. Bu da şey değil, çok önemli değil. Önemli olan şurası arkadaşlar. Şuraya tıklıyoruz. Şimdi sizinki buradadır zaten. Füzyondur. Füzyon kısmındadır. Benimki niye solid? Arkadaşlar yıllardır solid kullandığımız için bu mouse'un hareketleri var. Mouse'un hareketleri İşte sağ tuşun, sol tuşun, efendim, orta tekerleğin anlamları olduğu için biz de yıllardır bu Solidworks'ü kullandığımız için arkadaşlar mouse'un kısa hareketlerini füzyonu kullanmıyorum. Ne yapıyorum ya? Diyorum ki ya işte alias var, inverter var, trackcard var. Ya diyorum ki Solidworks'ün kısa yollarını benim mouse'uma ata. Yani ben şimdi birazdan ya arkadaşlar bak ben tekerleği sol tekerleği çeviriyorum veya işte aman tuşa basıyorum orta tekerleği çekiyorum bak benim böyle oluyor. Ya ama hocam benimki olmuyor derdiniz. Demek siz füzyondaymışsınız. Tamam mı? Şuradaki füzyondaysınız. Ben ise solidliyim arkadaşlar. Tamam. Yani aramızdaki fark sadece o arkadaşlar. Onu bilginiz olsun. Ha bu şey ya. Şu otomatik versiyonu nedir diye baktım da. Şimdi biz yüzeye tıktığımızda otomatik ben şey gelir. Ekranımızın şey 90 derece gelir. Onu kapatıp kapatmamıza yarıyor arkadaşlar. Şu da zoom'u tekerle geri çekerken hani büyütüyor. İleri çekerken efendim küçültüyor ya. Ya ters çevir demek o. Tamam. Bu da orbitimiz zaten burada kalacak. Bir orbitte kalacak. Şimdilik bunlar şey böyle. Bu bizim arkadaşlar ücretsiz kredimiz olduğu için buraya herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Malzeme atamaları ileride göreceğiz. İşte burada şu anda mevcut malzeme atamalarımız var. Malzeme atamasını yapıyoruz. Arkadaşlar başka bir bilgisayardan 3D printer, 3D tarayıcıdan elde ettiğiniz bulut resmini buraya atıp, meshten atıp şey yapabiliyorsunuz. Grafikte burada bizim şu anda pek yani şu anda grafik kartlarla ilgili bir şeyimiz yok. Network'la da bir şeyimiz yok burada. Birimler gelecek arkadaşlar. Bir dakika yürüt birimler. İşte birimlerde ya hocam virgülden sonra kaç basamak olsun? İşte bize şu bile yeter yani. Çok da fazla bu. Yani çok da şey değil.
ya hocam bizde de şu olsun, işte şöyle virgülden sonra bilmem ne olsun derseniz, bunu şu anda varsayın olarak atamamız yeterli arkadaşlar. Tamam. Şu anda burada açtığımızda dizayda işte milimetre bazında. Ha, bu da şu anda çok önemli değil ama hocam şöyle söyleyeyim. Teknik makine mühendisleri kullanımda biri milimetredir. Ya da inçtir. Ya milimetre ya inçtir. Santimetre ve metre değildir. O nedenle biz teknik resimde aksini bildirmediğimiz müddetçe, teknik resimde biliyorsunuz inç veya milimetre bazında kullanıldığı için ISO, bizde biliyorsunuz A metodu ve E metodu var. Yani birinci bölge, yani bizler kullanıyoruz. ISO E diyoruz biz buna. Üçüncü bölgede Amerika, Kanada, İngiltere gibi ülkeler kullanıyor. Bunu da ISO A diyoruz. ISO A'cılar inççilerdir. ISO E'ciler milimetrecilerdir. O nedenle biz birimleri ISO E simgesi bir koni biliyorsunuz. O koni işaretini koyduktan sonra biz artık o teknik resimde kesinlikle birimler yazmayız. Yani ISO dediğiniz anda itibaren bitti. Yani o artık milimetre bazında teknik resim demiştir. Ya hocam santimetre yok öyle bir şey. Biz makine resimde kullandığımız, yani makinecilerin kullandığı bir ölçü bir milimetredir arkadaşlar. Tamam? Santimetre yok, metre yok. Onlar inşaatçılar, mimarcılar kullanır. Biz ne kullanırız? Milimetre. Eğer çok böyle spesifik bir, mesela çelik konstrüksiyon yapıyorsanız o zaman metre kullanırsınız. Çünkü artık o bizden çıkıyor artık. O çelik konstrüksiyona gidiyor. O yüzden burası milimetre bazında ne yapsın arkadaşlar? Bu da arkadaşlar bir tasarımdaki ölçü birimi. Buraya tıklarsınız arkadaşlar. Fit. Ne koyuyor? İşte fitçiler şeyler. İngilizler kullanımı. Bizler dediğimiz gibi milimetre. Eğer ben çelik konstrüksiyon yapacağım dersin metre veya santimetre kullanırız. Ama biz milimetre kullanacağız arkadaşlar. Bu da üretim KEM'de yine arkadaşlar bu. Bu da size şu anda eğer ansiz şey yoksa ansiz demişim. Selçuk Edutiyer uzantılı yoksa generatif dizaynı göremezsiniz. Onu generatif dizaynda herhalde son bir hafta en azından bir gösterim olarak yapabiliriz. Şu da arkadaşlar önceki yani şu anda mevcut ne gibi yenilikler var? Gelecek olan yenilikler, beta sürümleri. Burada size bilgi veriyor bu. Bu bilgileri de ne yaparsın? Burada halledersin. O burada bizim yapacağımız işlem hani şöyle dakika yaparsan şurada şimdi misal şurada bir tıklayayım arkadaşlar. Şu bizim açtığımızda Z yukarıdaymış. Yok ben Y yukarıda olsun diyebiliyorsunuz. Bunu çok değerli bir şey de değil bunu. Yani buradaki bazı arkadaşlarımız bunu değiştirebiliyor ama çok da şey elden değil. Ben SolidWorks'ü çevirdim. Başka bir şey yapma. Zamanı geldi ki buraya gireceğiz arkadaşlar. Tamam? Up diyoruz. Böylece artık bundan sonra her seferinde gelip oraya Solid'e çevirmemize gerek yok. Artık siz Solid'de benim takımda çizdiğiniz müddetçe, yani Selçuk Üniversitesi'nin takımında çizdiğim müddetçe, burada bir senin olacak bir de benim olacak arkadaşlar. Oluşturursunuz kendi takımlarınız da olacaktır. Benim şu anda Selçuk Üniversitesi Teknoloji Makine takımındasınız ve benim takımımda çizim yaparsanız ben sizin çizdiklerinizi görürüm. Aksi halde asla ve katiye sizin çizdiğiniz takımda göremem. Geçen sene olan hadiseleri söyleyeyim. Sınav yapıyoruz. Herkes bazıları kendi takımında çizdi. Çocuklar sıfır aldı. Niye? Benim takımda çizmediğim müddetçe şey yapamazsınız. Yani ben not vermem. O yüzden benim takımda çizim yapacaksın. Ben size bir proje verdiğim zaman benim takımda çizim yapacağım. Benim takımda o dosya oluşturacaksın. Şimdi yavaş yavaş oraya geliyorum. Şimdi şuraya geçelim tekrar. Artık şöyle hatta kapatalım şurasını. Şöyle kapatalım. Tekrar açacağım çünkü. Şimdi ben bunu açtım ama önce bu dosya hocam nasıl açılıyor onu anlatmadım. Bekleyin arkadaşlar. Onu anlatacağım. Önce şurada bazı şeyler var. Terimler var. Onları bir anlatayım. Bir. Şimdi değerli arkadaşlar tekerleğin orta noktasını tutar. Basılı tutarsınız. Bu vatandaş emmi olduğunu döndürürsünüz. Hangi komuta girenler bunlar? Oradaki dimin preference kısmında SolidWorks'ü değiştirdiğim arkadaşlar. Aksi halde ben şimdi füzyonu bilmiyorum ne yapıyor. Orta tekerlek ne yaptığını bilmiyorum. Eğer benim yaptığım gibi şimdi orta tekerle basıp çevirmiyorsa hemen o preference'e gir şuradan. Preference'e gir şuradan. Buradan gel. Hemen preference kısmındaki şuradaki solid füzyon kısmındaydınız. Hemen gel solid'e çevir ki
aynı yerde giderim arkadaşlar. Tamam. Bakın tekerleği ortasını çevirdikçe ne yapıyorsunuz? Gidiyoruz. Bir de bakın tekerleğin ortasını bastığımız anda itibaren böyle bir yerde bir nokta oluşuyor bak. Gördünüz mü noktayı? Hemen bir orta noktada. Şurada bir yerde. Tamam. Bakın o merkez noktası. Oradan merkeze alacağım diyor. Oradan döndüreceksin diyor. Tamam mı arkadaşlar? Birincisi bu. İki. Tekerlemizin ileri basarsını küçültür. Hani dedik ya değil mi? Zoom'u ters yapar diye. Eğer hocam ben ileri yapıyorum ya bu efendim büyüyor dersiniz ters yapmışsınız. Veya geri doğru çekersiniz yapar. Dikkat edin arkadaşlar. Bakın masumunuzun ucuna dikkat edin. Masumun ucuna dikkat edin. Bakın masum ucu şimdi burada arkadaşlar ortada. Bakın merkezi oraya kabul ediyor. Bakın merkez o. Bakın şuraya alıyorum şimdi. Bakın merkezi buraya kabul ediyor. Bakın şuraya alıyorum şimdi. Masumu buraya alıyorum. Bakın merkezi buraya kabul ediyor. Bakın şuraya alıyorum bakın bakın. Bakın merkezi buraya alıyor. Dikkat edin. Masumuzun ucu neredeyse merkez oraya alıyor arkadaşlar. Merkezimizi aldığı noktaya dikkat edin. Tamam mı? Nereden büyütmek istiyorsun? Şuradan büyütmek istiyorsun. Buraya geleceksiniz. Şuradan büyütmek istiyorsun. Şuraya geleceksiniz. Şuradan büyütmek istiyorsun. Şuraya geleceksiniz. Şuradan büyütmek istiyorsun. Buraya geleceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Yani birincisi şeyimiz bu. İki, şimdi sağ ve sol tuşları da anlatacağım arkadaşlar. Şimdi sol tuş sizin gireceğiniz menüleri veya bir önceki girdiğiniz menüleri gösterir ve kısa yoldur burada. Çok kullanacağız bunu. Kısa yoldur arkadaşlar. Yani silebilirsiniz. İşte press pull dediğimiz ona göreceğiz. Pan yapabilirsiniz. Pan ne demek? Tıklıyorsunuz. Bakın elle taşıyorsunuz bunu. Sağa tıklıyorsunuz. Bakın en sondakini evet şu anda panımızı bitirelim. Geldik. Bakın pan dedik. Aldık taşıdık. Tamam sağa tıkladım. Pandan çık diyorum. Okey basıyorum. Tekrar diyorum. Pan diyorum. Tıkladım. Çık diyorum arkadaşlar. Okey deyip çıkıyorum. Tamam. Bakın taşı. Ha bunu hocam buradan da yapamaz. Bakın burada da var aynısı. Aşağıda da var aynısı. Aşağıda da var. Geliyorum. Bakın taşıdım. Yani buradaki de aynısı aslında. Geldim. Okey dedim. Gittim. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle yaptık. Mesela şöyle yaptık. İşte döndürdüğümüzde bakın hemen aşağıdaki şöyle lambamız ne yapıyor arkadaşlar? Dönmeye çalışıyor. Konsolat şey dediğimizde yine bir orta merkezli olarak bakın merkezi olarak yine aynı yerde bir çevirme yapıyorsun. Çok da kullanmıyorum. Yani çok da şey değil. Benim kullandığım belli bir merkezden yapıyor ama orbit serbest dönsün. İstediğim gibi dönsün diyorum. Oraya kullanıyorum. Bu da bakın değerli arkadaşlar. Şimdi bunun da kısa yolları da var ama yani mesela şu anda bu eğri ya. Belirli bir yani belirli bir perspektife bakıyor ya arkadaşlar. Eğer buna look at derseniz bir dakika. Evet. Tekrar yapalım. Look at derseniz bakacağınız düzleme nereden baksın? Nereye? Bakın buraya tıkladım ben şimdi. Bunu birazdan diğer başka yolda gördüm. Bakın buraya yüzeye tıkladığınız anda itibaren yüzeyi de hemen dik getirir. Tamam. Bakın yine tıklıyorum. Ha hocam solitte. Solitte de aynı kılımlık var. Bakın yine tıklıyorum arkadaşlar. Üç defa tıklıyorum. Bu sefer üstü tam bana efendim paralel olacak şekilde yüzeyi ne yapıyor arkadaşlar? Getiriyor arkadaşlar. Tamam mı? Bakın kısa yollarımızı başladık. Taşımanın diğer bir şeysi arkadaşlar. Tekerleğin orta noktasına tutar. Kontrol tuşunda basılı tutarsanız aynı zamanda yine taşıma yapabilirsiniz. Yani aynı komodun birden fazla şeyi var arkadaşlar. Tamam mı? Yani bakın tekrar söylüyorum. Tekerleği basılı tutuyorum. Kontrol tuşuna basıyorum. Eğer ya hocam önce tekere basarsan sonra kontrol tuşuna basarsan döndürürsünüz. Dikkat edin. Önce kontrol basıyorsunuz sonra orta tekere basıyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Önce kontrol tuşuna basıyorsunuz sonra taşıma yani orta bounce'un orta noktasına basıyorsunuz. Tamam. Böylece bunları ne yapıyoruz arkadaşlar? Yavaş yavaş yapıyoruz. Devam edelim. Büyütme. Benim zaten tekerlem büyütüyordu bu. Burada da kısıyorlar. Bunu da yapmışlar. Tamam mı? Bunu da yapmışlar. Pekala hocam şu ne? Bakın biraz büyüteyim şunu da. Hop. Bakın öngörülüş yap. Bakın hafif döndürüyorum. Hatta döndürmeme gerek yok. Şöyle yapayım ben size. Mesela şunu öngörülüş yaptık ya. Bakın şuraya geldiğinizde efendim işte şunu şöyle çevir. İşte şunu şöyle çevir. Efendim şöyle olsun dönsün. Bakın bunları burada çevirebiliyorsunuz. Ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın şuraya çevir. Şu açıdan bak bana. Efendim şu açıdan bak bana. Veya bakın şu köşeye tıklıyorum. Bana şu açıdan bak. O açıdan bakmış. Bana şu açıdan bak. Ya da şu açıyı biraz şöyle döndürürsem arkadaşlar.
Bakın bana bu açıdan bak. Bana şu açıdan bak. Ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? İşte üstten bak. Tamam mı? Efendim şöyle çevirirsiniz. İşte sol yandan bak. Tamam mı? Bakın burada siz şey yapar. İstediğinizi ne yapabiliyorsunuz burada? Rahatlıkla uygulayabiliyorsunuz. Yani sağ yandan bak. Uygulayabiliyorsunuz. İsterseniz de şuradan bir bak kardeşim. Ben şuradan bakacağım. Bu kenardan bakacağım dersiniz. İşte bu arka tarafmış. Yok hocam ben arka tarafta istemiyorum. Sağ taraftan bakacağım dersiniz de bu. Şimdi sağ taraf ne taraf olduğunu bilmiyorum ama yaklaşık olarak bakın. Right dediğimiz şurasıymış arkadaşlar. Buraya basıyorum. Pardon frontmuş orası. Ne yapıyorsunuz? Front olarak görüyorsunuz. Ön görüş olarak görüyorsunuz. Tamam mı? İsterseniz buraya girersiniz. İsterseniz de buradan ne yapabilirsiniz? Döndürebilirsiniz. Tamam mı? Evet. Devam edelim arkadaşlar. Burada yine zoom fit dediğimiz şu. Bakın F6 tuşu. Bazen arkadaşlarımız yanlışlıkla F6 tuşuna basabilir. Tamam mı arkadaşlar? F6 ya hocam bana bu böyle bir şey oluyor dersiniz. Arkadaşlar her birinin kısa yolları var. Ona dikkat edin. Yani fit dediği şu. Yani atıyorum şöyle kayboldu bu. Kayboldu. Tamam. Bakın ya fit tuşu ya F6 tuşu. F6 tuşuna basıyorsunuz. Günaydın diyor. Ben geldim diyor. Kaybettiniz. Hop gitti. Hocam benim parça gitti. F6 tuşuna bas. Hop gelecektir. Tamam. Hocam bu gitti. Gittiyse gitti. Ne yapayım yani? Gel şuraya. Şöyle kocaman yaptıysanız şuraya gelirsiniz. F tuşuna basarsınız. İşi bitirirsiniz. Ya da ya hocam şurasını büyütmek istiyorum ben. Bakın hop gelirsiniz büyütürsünüz. Bakın penceresi var. Gördüğünüz gibi zoom penceresi var. Zoom penceresi girersiniz. Oradan istediğiniz şey. Ha hocam her seferine girmek mi zorunlu? Hayır. Sağ tıktığınızda bir önceki komutu buraya alır zaten. Tekrar girersiniz. Tekrar büyütürsünüz. Bakın bir önceki komuttadır zaten. Tamam. Daha sonraki girdiklerinde burada sırayla bununla birlikte yapacağınız işlemleri burada zaten şeye girdiğimiz zaman göreceksiniz artık. Eğer bir başka komuta girdiyseniz efendim atıyorum şimdi işte şurada fit'e girdiyseniz sağ tıklarsınız. Buraya fit gelecektir arkadaşlar. Tamam mı? Yani en son komada görebilmek için mouse'un sol tuşuna basıyorsunuz. O burada zaten burada bunu gösterecektir. Sıra geldi şuradakine ama ben burada bu video bitireyim. Değerli arkadaşlar fazla oldu gibi. Şu kısma gelirken daha sonra diğer videoda bunu anlatayım. Ümit ediyorum ki anlıyorsunuzdur. Eğer anlamadıyorsanız arkadaşlar videoyu durdurun. Tekrar seyredin.